Ah, lensler. Onlar olmasaydı gördüğümüz tek şey bulanık figürler ve şekiller olurdu. Yani onlarsız yapamıyorsanız onları hiç çıkarmak istemezsiniz, değil mi? Evet, gerçekten çok işe yaradıklarını biliyorum fakat bazı yerler ve anlar var ki buralarda lenslerinizi muhakkak çıkarmanız gerekiyor. Mesela duşta, jacuzzi'de ve havuzda. Tüm bu yerlerin ortak noktası ne? Su, değil mi? Ve su çoğu zaman bakteri doludur. Hatta tertemiz gözüken okyanus, göl veya nehirde bile gözleriniz için çok tehlikeli olabilecek mikroorganizmalar vardır. İşin kötüsü bu bakteriler lenslerinize gözlerinize olduğundan daha kolay tutunabilirler. Bir kere tutunduktan sonra çoğalmaya ve güçlenmeye başlarlar. Sonuç mu? Amibik keratit adında feci bir enfeksiyon. Daha basit anlatacak olursam, korneanızın bakteriler yüzünden geçireceği kötü bir iltihaplanma vakası. Bu hastalık gözlerde bir acı ve bulanık görme semptomları ile başlar. Bunları gidermek için hiçbir şey yapmazsanız körlüğe kadar götürebilir bile. İşte 41 yaşında İngiliz bir kadının başına gelen de tam olarak buydu. Göz doktoru kendisine sorduğunda sıklıkla lensleriyle duş aldığını ve yüzmeye gittiğini itiraf etti. Ve bunun bir sonucu olarak 2 ay boyunca süren ağrı ve enfeksiyonun ardından sol gözünün görme oranı 20'ye 200'e düştü. Bu da kanunen kör olduğu anlamına geliyordu. Bu durum son derece ender olsa da ve sadece 250 binde bir kişide görülse de bu riski almaya değmez. Ayrıca tedavisi uzun ve zordur. Hele antibiyotikler işe yaramazsa kornea nakli için sıraya girmekten başka bir şansınız kalmaz. Fakat nakilden sonra bile görüşünüzün tekrar tamamen geri gelmesi neredeyse imkansızdır. Kornea nakli bu İngiliz kadının görme oranını 20'ye 80'e çıkaracak kadar yardımcı olabildi. Yani düzgün görüşlü bir kişinin 80 fitten görebildiği şeyi ancak 20 fitten görebiliyordu. Ve bu da yeteri kadar iyi bir oran değil. Duşa girerken lenslerinizi çıkarmak için hiçbir şansınız yoksa en azından gözlerinizi kapalı tutabildiğiniz kadar kapalı tutmaya çalışın. Bu sayede suyun gözlerinize değeceği süreyi kısıtlamış olursunuz. Havuza dalmadan önce de bir durun ve hızlıca düşünün. Çünkü havuzdaki klor lenslerinize ciddi bir derecede hasar verebilir. Yine olur da lenslerinizi çıkarma şansınız olmazsa suratınıza sıkıca oturan bir deniz gözlüğü takın. Ve gözlerinize su değerse en azından havuzdan çıkınca lenslerinizi iyice bir temizleyin. Spor salonunda. Yoğun bir antrenman sırasında her zaman iyice terlersiniz, değil mi? Ter sırtınıza, ellerinize, kullandığınız aletlere ve en tehlikelisi gözlerinize damlar. Onları silmeye ya da ovalamaya çalıştığınızda da durumu daha kötü yaparsınız. Ve tahmin edin bakalım ne? Evet, terinizde bakteri dolu. Ve zaten bu yüzden kokuyor. Hele koltuk altlarınız yok mu? Onlar tamamen bir bakteri havuzu. Her neyse, artık lenslerinize bakteri gelmesi durumunda neler olduğunu biliyorsunuz. Kaya tırmanışı ve jimnastik yaparken veya ağırlık kaldırırken tebeşir kullanıyorsanız da dikkat etmeniz gerekiyor. Gözlerinizi yanlışlıkla o tebeşirli ellerinizle ovalamak istemezsiniz, değil mi? Çünkü bu da tahrişe neden olabilir. Antrenmanınız bitince duşlara gidin ve iki aynı derecede istenmeyen durumdan birini seçin. Ya lenslerinizle duş alın ki bunun bir hata olduğunu öğrendiniz ya da onları soyunma odasında çıkarın. Soyunma odası tamamen steril olmadıkça zaten çoğu zaman değildir. Bakterilerin lenslerinizi istila etmesi tehlikesi gerçekten muazzamdır. Uyurken. Demek sizde de o havalı uzun süreli kullanıma uygun olan gece gündüz lenslerinden var. Üzgünüm ama paketinde ne yazarsa yazsın lenslerinizle uyumak çok kötü bir fikirdir. En iyi durumda lenslerinizin kalitesi azalır. En kötü durumda ise fena bir keratit vakası yaşarsınız. Hani o kornea iltihabını hatırladınız mı? Şöyle düşünün. Gün içinde cep telefonunuza, kapı kulplarına, ışık düğmelerine, tutacaklara ve her türlü bakteri dolu nesneye dokunuyorsunuz. Ellerinizi yıkama hususunda çok hassas olsanız bile uzun geçen bir iş veya okul gününün ardından gözlerinizi ovuştururken parmaklarınızın bakterilerle dolu olması olasılığı gerçekten yüksektir. Yorgunluktan yatağa yığılırsınız ve kendi kendinize "Eh canım, bir gececik lenslerle uyumaktan zarar gelmez." diye düşünürsünüz. Ve bunu yaparak
lenslerinize tutunabilmiş olan bakterilere çoğalmak için tam bir gece sağlamış olursunuz. Evet, bir gece bile ciddi zarar görmeniz için yeterli olabilir. 2012'de gerçekleştirilen bir çalışma, haftada bir kereden az olacak şekilde bile olsa lensleriyle uyuyan insanların, lenslerini çıkaran insanlara kıyasla keratite yakalanmalarının 6,5 daha olası olduğunu göstermiştir. Bakterilere o sevdikleri ufak ve ılık alanı kendi ellerinizle sağlamış olmak istemezsiniz, değil mi? Bakterilerin çoğalmalarının yanı sıra tüm gece gözünüzde duran o ince plastik oksijen akışını da engeller. Gözenek sayısı daha çok olan uzun süreli kullanıma uygun lensler bile bu akışı engellerler. Korneanızın kendi kan dolaşımı olmadığından havadaki oksijene direkt olarak ulaşabilmesi lazımdır. Ama göz kapaklarınız kapalıyken tüm gece gözlerinizde lensler olursa gözlerinizi bu oksijen temasından tamamen mahrum etmiş olursunuz. Sonuç olarak da gözleriniz kurur ve enfeksiyona karşı daha savunmasız kalır. Yani gözlerinizin hava almasına izin verin ve lenslerinizi tüm gece boyunca dezenfekte olmaları için kaplarında bırakın. Lenslerinizi çıkarmanız gereken bu yerler dışında lens kullanan biriyseniz asla yapmamanız gereken şeyler de vardır. Birazdan sayacaklarımı yapıp yapmadığınızı aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın. 1. Aynı solüsyonu tekrar kullanmayın. Lens solüsyonu akıllı kullanıldığında şahane bir dezenfektandır. Ama sürekli aynı solüsyonu kullanıyorsanız ve azaldıkça üstüne birkaç damla ekleyerek kullanmaya devam ediyorsanız, solüsyonunuzu yanlış kullanıyorsunuz demektir. Solüsyon bu durumda işlevini yerine getiremez. Steril olmaktan çıkar ve bakteri yuvasına dönerek fena göz enfeksiyonları kapmanıza neden olabilir. Lenslerinizi gece yatmadan önce çıkardığınızda solüsyonu da yenileyin. 2. Lens kabınıza iyi bakmayı ihmal etmeyin. Öncelikle lens kabınızın kuru olması lazım. Bakteriler nemi severler. Yani onların bu şölenini engellemek için yapabileceğiniz şey nemi ortamdan uzaklaştırmaktır. Kabı gün içinde kurumaya bırakmak bunun için yardımcı olacaktır. İkinci olarak lens kabınızı her hafta su ve sabunla nazikçe temizlemeyi ihmal etmeyin. Ve bundan sonra da tekrar kurumaya bırakın. Havlu veya tuvalet kağıdı kullanmayın. Bunlar artlarında lensinize takılabilecek ve o sayede gözünüze batabilecek minik lifler bırakabilirler. 3. Lenslerinize makyaj bulaştırmayın. Bu kızlar için de geçerli. Diyelim ki göz makyajı yapıyorsunuz ve az bir şeyi de lensinize bulaştırdınız. Bunun olması durumunda derhal ellerinizi yıkayın. Sonra lensi çıkarın ve tekrar takmadan önce dezenfekte edin. Yapabileceğiniz en iyi şey önce makyajınızı bitirmek, sonra lenslerinizi takmaktır. Ayrıca güneş kremi de lenslerinize dokunmamalıdır. Eğer kazara olursa bu durumda da lensi çıkarın ve derhal dezenfekte edin. 4. Gözleriniz tahriş olduysa lenslerinizi çıkarın. Gözlerinizin kızarmasının ve kaşınmasının bir nedeni vardır. Eğer kurudularsa bir enfeksiyonunuz veya alerjik bir durum var demektir. Bu durumda gözlerinizin daha fazla zarar görmesini engellemek için lenslerinizi bir an önce çıkarmanız gerekir. Onları çıkardıktan sonra işlerin düzelip düzelmediğini görmek için bekleyin. Ciddi bir probleminiz yoksa onları yeteri kadar güzel dezenfekte edemediğiniz için gözleriniz tahriş olmuş olabilir. 5. Gözlerinizi ovalamayın. Lensleriniz takılıyken gözlerinizi ovalarsanız kornea çıkıklığına sebep olabilirsiniz. Bu durumda korneanızın şekli değişir ve yuvarlaktan koni şekline gelir. Bununla ilgili hiçbir şey yapılmazsa görüşünüzün bulanık olmasına yol açar. Gözlerinizi ovalamak yerine sıkıntılarını gidermek için kaşıntı karşıtı damlalar kullanın. 6. Lens kabınızı asla sıcakta bırakmayın. Lensleriniz suyu sevmiyorlarsa ısıdan da hoşnut kalmayacaklardır. Gece olunca onları çıkardığınız yerin gündüz güneşin direkt olarak vurmadığı bir yer olmasına dikkat edin. Lens kabınızı arabanızda da bırakmayın. Çünkü arabanızın içi son derece sıcak olabilir. Aynı şey kumsala gittiğinizde de geçerli. Kap ne kadar ısınırsa içindeki şeyler o kadar kuruyacaktır. Anladık mı arkadaşlar? Süper! Evet, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ayrıca beğenebileceğinizi düşündüğüm bazı videolarımızı ekranınızda görebilirsiniz. Soldakini veya sağdakini seçin ve hayata olumlu bakmaya devam edin.